Selam arkadaşlar. Facebook ve Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. YouTube'da bilgi ve tecrübe dolu uzun paylaşımlar yaparken Facebook ve Instagram'da ise günlük olarak her gün 15-20 saniye kısa videolar halinde balıkların son durumunu paylaşıyorum. Bu arada balık sahiplenmek isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan direkt bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese merhaba. Bugün sizde bakteri çökmesi olayında edindiğim tecrübeleri aktarmaya çalışacağım. Yiyenlere kurduğum 4 akvaryum burada var. 1-2 akvaryum da farklı bir yerde var. Şimdi buradaki yaşadığımızı anlatmaya başlayayım size. Öncelikle bir şu azot döngüsü ve nitrat patlamasından kısaca bahsedeceğim. Esas benim değineceğim konu o değil. Onun üzerine zaten milyonlarca içerik var. O konuda herkesin bilgi sahibi olduğuna inanıyorum. Ama küçük bir tekrar. Nedir olay? Balıklar da aynı bizim gibi boşaltım sistemleri vardır. Vücudumuzdaki biz zararlı amonyağı idrar yoluyla atarız. Balıklar da difüzyon yoluyla atarlar. Difüzyon nedir? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişkenliktir. Yani sizin suyunuz amonyak açısından çok yoğun olmazsa balık rahatlıkla vücudundaki amonyağı suya bırakabilir. Sizin bakteri kültürünüz bu amonyağı nitrite çevirir. Bir başka bakteri türü nitrata çevirir. Biz de o nitratı dip çekimiyle alırız. Böylelikle faydalı bakteriler işlerini yapmaya devam ederler. Ama biz o nitratı sudan almazsak o faydalı bakteriler görevini yapamazlar ve sudaki amonyak miktarı veya miktarı demeyelim, yoğunluğu diyelim. Sudaki amonyak yoğunluğu balığınkine eşit olduğunda ya da daha fazla olduğunda balık vücudundaki amonyağı atamaz ve zehirlenir. Hepiniz izlemişsinizdir. Dip çekimi yapmadığınızda nitrat patlaması yaşanıyor. Benim anlatacağım tabii bu dip çekimi yapmamaktan kaynaklanan değil. Ben de ilk kez yaşadım, gördüm. Bizimkisi tam tersi. Fazla su değişimi yapmaktan başına gelmiş bizim yiyenlerin. Kurtarmaya çalıştık, çok zor. Bayağı bir mücadele verdik. Onları anlatacağım size. Kademe kademe hangi aşamada ne yapmanız gerekiyor, bunları paylaşacağım. Sağ olsun Ovik Yaşam. Burak bayağı yardımcı oldu. Teşhisi koydu bakteri çökmesi diye. Onun yönlendirmeleri doğrultusunda biz de kurtarma çabalarına giriştik. Bunları ben anlatacağım. Sağ olsun hepsi onun sayesinde. Ama o süreçte ben dedim ki bir araştırayım. YouTube'da videolarda bu bakteri çökmesi olayı nedir, nasıl yaşanır, ne yapmak gerekir? İçerik bulamadım ben. Daha önceden paylaşımı olanlar varsa affola. Ben hiçbir kanalda bulamadım. En son kendi tecrübelerimi aktarma kararı aldım. Ve bunu yaşadığımız işte 3-4 günlük süreçte aşama aşama size aktaracağım. Hangi durumda ne yapmanız gerekiyor dilimin döndürünce aktarmaya çalışacağım. Yanlış bilgi verirsem affola. Yanlış bilgilendirdiğim kısımlar olursa yorumlar kısmına yazarsanız iyi olur. Çünkü ben de ilk kez böyle bir şey yaşadım. Yiyen beni aradı. Dayı bizim akvaryum bembeyaz oldu dedi. Sisli puslu. Dedim nasıl, yani çeşme suyundan mı koydun? Yani klordan dolayı mı? Evet, su değişimi yaptım dedi. Klordan oldu herhalde dedi. Neyse, ben farkında değilim olayın tabi. Çünkü bu ara Edirne'de kanalizasyon işleri falan var. Hani çamurlu su olacağını, fazla klor basılıyor zannettim. Muhabbet arasında Hobik Yaşam Burak onunla bahsederken abi dedi su değişimini ne zaman yapmış? Dedim bilmiyorum vallahi, bugün herhalde. Bir arayıp sorsana. Aradık sorduk. Su değişimini bir ya da iki gün önce yapmış. O zaman işte hemen uyardı. Dedi abi iki gün geçmiş zaten, iki gün dinlenmiş su. Hani klor olmaz. Direkt bakteri kültürü çekiyor dedi. Dedim ne yapacağız? Sağlıklı bir akvaryumdan su takviyesi, başka bir akvaryumdan pipo filtre takviyesi. İlk bunu denedik ama arkadaşlar su
o sisli olursa, puslu olursa bu hemen hemen geçmiş olsun manasına geliyor. Kurtarması çok zor. Biz o takviyeleri yaptık ama balıklar ertesi sabah yoktu ve bu olayda direkt toplu ölüm oluyor arkadaşlar. Direkt bütün balıklarımız bir anda ölüyor. Bizim yiyen dibi temiz dursun diye haftada iki kere su değişimi yapmış. Bir de üstüne üstlük çok miktarda yapmış. Yani %40 %50'lere varan yapmış. Size anlatmak istediğim şu. Eğer gereğinden fazla dip çekimi yaparsanız akvaryumunuzdaki bakteri kültürünü azaltıyorsunuz. Ve akvaryumda da pipo filtreden başka bir bakteri tutucu olmadığı için bu sistem çöküyor. Bakteri kültürünüz çöküyor arkadaşlar. Neden? Siz bu fazla su değişimini yapa yapa akvaryumdaki bakteri kültürünü azaltıyorsunuz ve bir an geliyor ki bu faydalı bakteriler o akvaryumdaki bir de balık yoğunluğu fazlaysa o amonyakla başa çıkamaz oluyorlar. Şimdi burada söyleyeceğim bunun ilk belirtisi tabii ilk akvaryum maalesef canlılar ertesi gün kaybetmiştik. Tabii bütün akvaryumlarda aynı şekilde dip çekimi yapıldığı için bir gün sonra baktım akvaryumun birinde anormallik var. Şimdi bu tüm akvaryumlarda birden yaşandığı için gözlemleme şansım oldu. Size şöyle anlatacağım arkadaşlar. Ben bunu o anda dilime gelen bir cümleyle nurlanma dedim. Öyle de kaldı kendi aramızda. Nurlanma diyorum arkadaşlar. Bunu kumlu akvaryumda muhtemelen fark edemezsiniz bu aşamayı. Ama cama cam akvaryumda bu aşama fark ediliyor. Normal akvaryumunuz güzelce hani size pis gözüken sarı su gözüken sudan bir anda dibi parlamaya başlıyor arkadaşlar. Şıkır şıkır sanki böyle nur saçıyor. Bu olayın ilk aşaması arkadaşlar. Bu nurlanmayı gördüğünüz gibi müdahale edip kontrolü sağlayabilirsiniz. Şimdi biz bunu fark ettik. Nurlanma olayını. Taban böyle şıkır şıkır parlıyor yani. Yapmamız gerekeni de biliyoruz. Başka bir tane pipo filtre koyacağız. Bakteri kültürü ekleyeceğiz, kurtaracağız. E tabi bizde Edirne'de maalesef gittiğim pet shoplarda bakteri kültürü yoktu. Hepsini demiyorum. Bilinçli olanlar da vardı ama kimileri de bakteri kültürü diye su düzenleyici vermek istediler. Bakteri feeder diye geçen bakteri yemini vermek istediler. Tekrar aradım bura dedim ne yapacağız yani? Yok Edirne'de bakteri kültürü bulamıyorum. Ondan sonra çok sağ olsun İstanbul'dan bize koşturdu. Bakteri kültürü aldı ve Edirne'ye otobüsle yolladı. Tabi bu süreçte gene bir gün geçiyor. Biz bakteri kültürünü ilave ettik, pipo ilave ettik. Ama o da yetmiyor arkadaşlar bu olayda. Çünkü daha bakteri tutunamıyor. Akvaryumun içinde balıklar var. Amonyak atmaları devam ediyor. Ve pipo filtre üzerinde yeterli bakteri tutunamadan sisteminiz tekrar çöküyor arkadaşlar. Bunu nasıl gözlemledim? Balıklarınızın kimi suyun üstünde, kimi de dipte hareketsiz kalmaya başlıyor. Bir sonraki aşaması da yem arar gibi deli gibi debeleniyorlar suyun üstünde. Bu suyun üstündeki debelenmeden sonra baygınlık geçirir gibi oluyorlar. O baygınlık geçirir gibi olduklarında kesinlikle artık son aşamadasınız ve vakit kazanmak için şey yapmanız gerekiyor. Taze su ben yaptığımı anlatayım. Taze su alıp kovaya attım balıkları ve vakit kazanmaya çalıştım. Ondan sonra yedek pipo filtremiz de yoktu. Biyolojik sünger attık. İçine biraz da bakteri kültürü attım. Aradan bir 2-3 saat geçti. Dedim ki hani bakteri kültürü oturmuştur. Balıkları şimdi taze su. Bakteri kültürü attık ve biyolojik sünger attım. Biyolojik süngere de cırtla şey bağladım. Hava.
Bir saat sonra filan tamam, o bakteri kültürü attığınızda ilk pusu olur ya, o gitti, su berraklaştı. Dedim ki tamam, herhalde bakteri kültürü oturdu, balıkları tekrar geri koydum. Ama maalesef 2 gün sonra tekrar aynı süreç yaşandı. Dedim ki arkadaş, olmadı, bu bakteri kültürü tutmadı. Onun da sebebi, Murat'la da konuştuğumuzda, yani bu pipodaki gibi süngerin dışından içine çekme yok abi dedi. Sadece biz dışarıdan hava verdik ya, o sistem de işe yaramadı. En sonunda tek çare, yeni bir pipa filtre aldık. Yeni bir akvaryuma taze su koyduk. Bakteri kültürünü koydum. Ve bu sefer 2 gün süre bekledim. 2 gün boyunca da devamlı kovada su değiştirerek vakit kazanmaya çalışıyorum. Sadece ölmesinler diyorum. Taze suyla hayatta tutmaya çalıştık. 2 gün pipo filtre ve bakteri kültürünü de bastık. Su düzenleyici de attık. Yani gerçek bir sistemi kurduk. Ondan sonra balıkları koyduğumuzda geçti. Diğer hiçbir yöntem olmuyor arkadaşlar. Önce bir tavanda nurlanma oluyor. Tavandaki nurlanmadan sonra, yani bir ışıldaklık oluyor. Nur saçmadan sonra bir sonraki aşama, bakteri kültürünüz çöktüğünde akvaryumunuz puslu puslu oluyor, beyaz oluyor. Ve ondan sonrasında da zaten su üstünde donuk donuk durmalar. Ondan sonra debelenerek yem arar gibi çılgınca bir boğuşma, arkasından da baygınlık oluyor. Baygınlıktan sonra da maalesef toplu şekilde ölüyorlar. Sizin yapmanız gereken nurlanmadayken, yani ilk nurlanma aşamasındaysa kurtarma ihtimaliniz var, ama nurlanma aşamasını geçtiyse, sisli bir hal aldıysa su, kesinlikle kurtarmaya çalışmayın. Sıfırdan yeni bakteri kültürüyle bir sistem kurun. O sistem üzerinden bakteri kültürü oluşana kadar siz o akvaryumdaki balıkları kovadan kovaya aktararak veya kovada devamlı su değiştirerek vakit kazanmaya çalışın. Diğer türlü yarım yamalak yapılan işlerde ertesi sabah gittiğinizde 2 gün sizi kandırabilir, su toparlanmış gibi olabilir. Ama emin olun, balık yoğunluğu özellikle fazlaysa direkt olay şeye gidiyor. Amonyak fazla olduğu için o bakteri kültürü daha oturuşmamış yani. Geçici çözüm arıyorsunuz. O bakteri kültürü onunla başa çıkamıyor arkadaşlar. Yapmanız gerekenleri son kez tekrarlayayım. Birincisi, sakın çok su değiştirmeyin. İkincisi, pipo filtreye çok güvenmeyin. Şeyi zaten bilirsiniz, pipo filtreyi kesinlikle çeşmede yıkamayın. Çeşmede yıkadığınız gibi o üzerindeki bakteri kültürü mahvedersiniz. Akvaryum suyuyla bile yıkasanız şıkır şıkır olana kadar yıkamayın arkadaşlar. Pipo filtredeki bakteri kültürünü çökertiyorsunuz bu şekilde. Bu çökme olduğunda da tekrar ediyorum, birinci aşama tavan şıkır şıkır parlıyor, nurlanma oluyor. İkinci aşama sisli puslu bir hava oluyor. Üçüncü aşamada da önce debeleniyorlar, sonra durgunlaşıyorlar ve ardından da baygınlık geçirip zaten yüzme yetilerini de yavaş yavaş kaybediyorlar. Çünkü balıklar bu amonyağı vücutlarından atamadığı için zehirlenme oluyor. Yapmanız gereken nurlanma aşamasında ise sağlıklı bir akvaryumdan bakteri kültürü aktararak kurtarmaya çalışın. Ama devamlı gözlem altında tutun. Baktınız kurtulmuyor. Siz onu hissediyorsunuz zaten. Balıkların hareketinden, suyun durumundan hissediyorsunuz. Ama eğer ki bu nurlanma aşaması geçmişse, sislenme aşamasına geldiyse, hemen balıklarınızı sıfır taze suya alın ve orada vakit kazanmaya çalışın. O vakit kazanırken de farklı bir akvaryumda pipo filtre, bakteri kültürünü dökün ve su düzenleyiciyi dökün. 2 gün bir yolunu bulun, kovadan kovaya aktarın, ne yapıyorsanız yapın. 2 gün boyunca bakteri kültürünün oluşmasını bekleyin. Bakteri kültürü oluştuktan sonra balıkları salın. Çünkü orada 3-5 balık salmıyorsunuz. Bir akvaryumda oluyor 40 tane 50 tane balık. Başınıza bunlar gelirse bu yöntemlerle çözüm arayın arkadaşlar. Ama su değişimine kesinlikle dikkat edin. Nitrat patlaması
amonyak patlaması, azot döngüsü anlatılırken her zaman değinilen nokta, ben de çekmiştim video, ben de aynı yere değinmiştim. Ne dedik? Dip çekimini geciktirirsek nitrat patlaması olur. Bu sadece öyle olmuyor arkadaşlar. Fazla su değişimi yaparsanız da aynı şekilde nitrat patlaması oluyor. Su değerleriniz bozuluyor. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah bir gün bu videoyu izlemek zorunda kalmazsınız. Ama izlediğinizde en azından ben başımdan geçen tecrübeleri aktarmış olayım. Ve yapmanız gerekenleri de açıkladım. Tek kurtuluşunuz bu yöntemler. Başka türlü değil. Akvaryumunuz cama camsa nurlanma olduğu anda 7/24 takip alın akvaryumunuzu. Çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Bildiğiniz zamanla yarışıyorsunuz. Çünkü zehirlenme olduktan sonra balıkların ölmesi an meselesi arkadaşlar. Ve toplu bir şekilde ölüm oluyor. Dilim döndüğünce böyle bir bakteri çökmesini anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kesinlikle akvaryum suyuyla bile temizleseniz pipoyu çok fazla sıkmayın. Şakır şakır tertemiz yapmaya çalışmayın. Bırakın kirli gözüksün ama iyice de pislikler durmasın yani. Ayda bir kere akvaryum suyuyla siz onun üzerindeki kaba pislikleri atın. Ama böyle sıkıyorum, çok çamur, bembeyaz su gelene kadar uğraşmayın. Bembeyaz su geldiğinde zaten bakteri kültürünüzün çoğunu öldürmüş olursunuz. O saatten sonra da geçmiş olsun, sistemi tekrar kurmanız gerekebilir.